Değerli konuğumuz İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü CEO'su Kadir Samsunlu. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. Son derece önemli bir süreç. Piyasalarda gözümüz kulağımız. Herhalde siz de bir üst düzey tepe yönetici olarak doğrudan kura bakıyorsunuz. Nasıl gelişmeler olduğuna bakıyorsunuz. Turizm dediğimizde kurun seviyesi doğrudan turizm gelirleri ve dediğim gibi dengeler açısından son derece kritik, daha da kritik olmuş durumda. Kurun seviyesi havalimanı dediğimizde, İstanbul Havalimanı dediğimizde, işletme dediğimizde gelir gider dengesini nasıl etkiledi? Ben gerçekten gün içinde çok fazla kura bakmıyorum. Çünkü bizim işimiz zaten yabancı para biriminden yürütülen bir iş. Dünyada da her yerde bu şekilde yapılıyor. Ya dolar ya euro bazında gelirler elde ediliyor. Bizim havalimanımızda da gelirlerimizin %95'i yabancı para cinsinden. Ama bunun yanında giderlerimizin %70'i, %30'u yabancı para cinsinden. Yani esasında kurun artışı bizim havalimanımızın karlılığını artıran bir etkisi oluyor. Ama sektör içindeki talep yaratılması açısından dünyadaki her havacılık oyuncusu tarafından, yabancı para cinsinden fiyatlamalar yapıldığı için etkisi sınırlı kaldığını söyleyebilirim. Evet. Daha sonra detaylı olarak bakacağım aslında. Hani bir yerli turistin, yerli yolcunun alışveriş sepeti, duty free'de geçirdiği zaman harcaması, içeriği ne oldu, yabancı turistin ne oldu, gelirler ne oldu, onu detaylı olarak konuşmak isteyeceğim ama öncelikli olarak bu süreçte hep dalgalı günlerde, zorlu günlerde, belki de tüm dünyayla birlikte kriz günlerinde nasıl işletmeler ne kadar dirençli oluyor, ne kadar ayakta kalıyor, buna bakıyoruz aslında. Sizin de geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız var. En dirençli havalimanıyız diye. Evet. O dirençten kastınız nedir? Koşullara karşı, çünkü pandemi vardı, tüm dünyada trafik durdu, değil mi? Turizm trafiği durdu ve en çok etkilenenlerin başında havalimanları çekmişti. Doğru, doğru. Ne kadar bu anlamda direndiniz, ne kadar dirençliydi? O direncin tam ifadesi nedir? Direncin ifadesi şudur, biz dünyadaki havalimanları arasında krizden en az etkilenen havalimanı olduğumuz için ben dirençli diyorum İstanbul Havalimanı'na. Bu dirençli olmamızın birkaç tane sebebi var. Birincisi yönetim kurulumuzdan başlayarak icra kurulumuz ve yönetimimiz ve bütün çalışanlarımız da bu kriz sürecinde çok proaktif bir yönetim gösterdik biz. Uygulamaya soktuğumuz çözümler, Türk Hava Yolları'yla oluşturduğumuz dayanışma ruhu ve Türk Hava Yolları'nın özellikle bu süreçte uçabildiği her yere uçma konusundaki yaklaşımı bizim bu krizi en az etkiyle geçmemizi sağlıyor. Halen de bu krizin içindeyiz. Aynı zamanda Türkiye'de sınırlarını gerekmediği zaman kapatmadı. İşte turizm ülkesi olmamız, dünyanın 6. büyük turizm ülkesi olmamız sebebiyle Türkiye turist akışı bu sene daha da güçlendi. İnşallah gelecek sene daha da güçlenecek. Bütün bunları birleştirdiğim zaman, tabii güçlü bir iç pazarımız da var bizim. Yani bir senedir herkes evine kapandıktan sonra bu sene yazın çok ciddi bir iç pazarda hareket gördük. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman dünyanın yani en dirençli havalimanı statüsüne geldik. İşte 2020'de Avrupa'da birinci olduk. 2021'de de büyük ihtimalle yolcu sayısında birinci olacağız. Tabii bizim birinciliğimiz hep Türk Hava Yolları'nın performansıyla da ilişkili. Onlar da çok ciddi planları var. Özellikle Mart ayından sonrası için. Bir kısmını bugün açıkladılar. İşte Amerika'ya olan uçuşlarını %50 boyutunda artıracaklar Mart'tan sonra. Bunlar bizim için tabii çok olumlu işaretler. Ondan dolayı direnci bu şekilde tanımlıyoruz. İnşallah gelecek sene de daha az dirençe dayanıp daha çok büyümeye dayanarak pozisyonumuzu korumaya çalışacağız. Evet. Şimdi sorumuz bu, havacılık sektörü virüsü atlattı mı? Tam anlamıyla bunu söyleyebiliyor muyuz? Çünkü dediğimiz gibi hiç yaşanmamış bir süreç yaşandı, değil mi? Özellikle en son geldiğinizde, konuk olduğunuzda şunu hatırlıyorum. Evet. Daha çok yabancı yolcu, yani dış seferler ağırlıklı hareket edeceğiz demiştiniz. Ama yerli yolcunun, yerli trafiğin ne kadar önemli olduğunu yaşattı bu pandemi bize. Dengeler bu anlamda da öncelikleriniz değişti mi? Önceliklerimiz değişmedi. Çünkü biz bir aktarma havalimanıyız. Aktarma havalimanı olarak da başta bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları ile beraber İstanbul üzerinden kıtaları birbirine bağlıyoruz. Bu
bu pozisyonumuz değişmedi ve bu pozisyonumuzda da daha çok büyümek istiyoruz. Rekabet gücümüzü güçlendirerek özellikle Körfez ülkelerine karşı biz havalimanları olarak, Türkiye'de de hava yolları olarak farkı açmaya çalışacağız önümüzdeki yıllarda. Tabii iç pazarın önemini daha çok anladık bu pandemi döneminde. Nasıl anladık? Boş havalimanlarını da biz yolcuyu arar pozisyona düşmüştük biliyorsunuz geçen sene 1-2 ay. Bu yerli yolcunun geri gelmesi de bizim en azından moralimizi artırması, bizle beraber çalışan ticari işletmelerin aktivitelerinin biraz canlanması yönden çok faydalı oldu. Havacılık sektörü virüsü atlattı mı, dünya atlattı mı diye bakmak lazım. Benim gördüğüm pandemi epidemiye evriliyor. Yani COVID bir grip gibi bir statüye yavaş yavaş kayıyor. 2022'de de bu sürecin hızlanacağını ve havacılığın daha da ve dünyanın da daha fazla normalleşeceğini bekliyorum ben şahsen. Evet, o normalleşmeyi de doğru tabir etmek evet, lazım evet. Değil mi? Şimdi peki rakamlara yansıması ne oldu? İşte 2019, 2020 ve 2021. Şimdi 2021'de 2019'u yakalayabildik mi? Yakalayamadık. Yakalamamız da çok mümkün değildi. Çünkü biliyorsunuz 2021'in ilk 6 ayı neredeyse dünya yarı kapalı geçirdi. Biz de evlerdeydik. Ama o dönemde havalimanından dünyada en fazla yere uçulan havalimanı bizdik dünyada. Bundan dolayı ancak biz 2021 yılını 37 milyonla kapatabileceğimizi düşünüyorum. Bu da neye karşılık geliyor? 2019'un %55'i. Bizim normalleşme baremimiz 2019 yolcu sayısını yakalamak. 2022'de yakalamamız için pandemiye karşı ciddi bir başarının elde edilmesi lazım. Aşılamada dünyanın çok ciddi bir yol kat etmesi lazım. Doğrudan aşılamayla birlikte o paralellik gösteriyor mu? Yani hava trafiğindeki artış, yani aşılar oldukça hava trafiği daha artıyor diyebiliyor muyuz? Aşılamadan daha hızlı artıyor havacılıktaki hacimler. Yani dünya sürü bağışıklığına yaklaşabilse havacılık çok daha hızlı normalleşir. Ama maalesef gördüğümüz bir sürü ülke, biz de buna dahiliz. Bu aşı ve sürü bağışıklığı olan 75-80'e ulaşmakta zorlanıyor. Bunun sağlanması şart. Çünkü bu pandeminin çözümü aşı. Başka bir çözümü şu an elimizde yok. Bu aşı gelince de insanlar arasında güvenin oluşması mümkün oluyor. Biz havalimanları olarak bunu çok ciddi bir şekilde tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Buradaki süreç 2022 performansını dünyanın ve havacılığın gösterecek. Ben 2022'de de 2019'u yakalayamayacağımızı düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Yani tabii bir dördüncü dalga, beşinci dalga endişesi yani var mı? Artık dalgalardan çok çekinmiyoruz. Çünkü çözümü var. Yani artık aşı var, hap var, işte antikor tedavileri var. Ama şu yok. Yani insanların aşı sıralarını zamanında yapmasında bile sorun yaşıyoruz. Türkiye'de 8 küsur milyon insan var. Sırası gelmiş aşısını değil yaptırmıyor. Mi? Ha bunlar da tabii biraz devletlerin ortak hareket ettiğini görüyoruz. Herkes aşının yapılması konusunda kendi insanına yumuşak bir baskı kuruyor. Şu an Avrupa'daki son gelişmelerde biraz o şekilde okumak lazım. İşte maçlara aşı olmayan alınmaması, restoranlar alınmaması, belli amaçlar dışında evi terk etmemelerinin istenmesi falan, Avusturya'da falan oluyor bunlar. Evet. Bunlar hep insanların aşı olmasını sağlamak. Çünkü aşı gelirse havacılık gibi bir sürü sektör normal çok daha hızlı dönecek. Evet. 2022 beklentileri nedir? Yani 2019'u yakalayamayız dediniz. Ne kadar yakalanamaz? Yani senaryoyu merak ediyoruz ya bizler. Her birimiz aslında koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da ekonomik koşulları da yansıması çok net ve sert olabiliyor zira. Nasıl bir senaryo görüyorsunuz 2022'de? Ben Türkiye'den eminim. Yani Türkiye bu COVID konusunda çok tutarlı bir politika takip ediyor. Bu politikanın sonunda da işte ekonomik etkileri minimuma indirmeye çalışıyor. İşte turizmin açık tutulması, havalimanlarının, hava yollarının uçuşa devam etmesinin sağlanması, otellerin işte belli COVID sertifikalarını alması, bütün personelin aşı olması falan bunlar çok olumlu şeyler. Dünyada bunu bu kadar yaygın yapan ülke çok yok. 2022'de bizim beklentimiz havalimanı olarak kıtalar arası uçuşların açılması. Çünkü aktarma havalimanları kıtalar arası uçuşlardan esas hacim yaratıyor. Yani Asya'nın, Orta Doğu'nun açılması gerekiyor. Şu an Asya neredeyse tamamen kapalı.
Mesela Çin'e Türk Hava Yolları ve Çinli Hava Yolları günde 6-7 uçuş yapıyorlardı. Bunlar 300 kişi civarında taşıyorlar. Şu an haftada bir uçuş var. Yani bizim sadece oradaki kaybımız 50 uçuş haftada. Aynı şekilde... Bunun ekonomik karşılığı nedir? Fiyat bunun değerse? Ekonomik karşılığı çok büyük. Çünkü siz o zaman Amerika hattı açık. Evet. Amerika'dan İstanbul'a yolcu getirebiliyorsunuz ama Çin'e bağlayamıyorsunuz. Hindistan'a bağlayamıyorsunuz. Tayland'a bağlayamıyorsunuz. İşte Vietnam'a bağlayamıyorsunuz. Japonya'ya bağlayamıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bir bacak çalışıyor. Yani bizim açımızdan, yani İstanbul Havalimanı açısından kıtalar arası hareketin başlaması çok önemli. Türk Hava Yolları bu konuda %100 hazır. Çünkü Amerika'ya uçuş sayılarını artırmayı, tarifelerini aldılar. Ama Asya'nın açılmasını görmemiz lazım. Umudumuz özellikle Çin'in yeni yıl olan Şubat başından itibaren dışarıdan yolcu gelişine izin vermesi. Çin çok önemli bir pazar. Bunlar olursa biz gelecek sene düşünün benim bu söylediğimden daha hızlı şekilde bir toparlanmayla kapatabiliriz. Ama tam toparlanma dediğimiz 2019'u yakalama sanırım 2023'e sarkacak gibi görünüyor. Evet. Peki. Şimdi başta konuştuğumuz o kur etkisi, alışveriş sepetine de bakalım. Ürün bazında, içerik bazında, fiyat bazında o duty free'lerdeki enflasyonu da bize anlatın. Hem yerli yolcunun sepeti ne kadar azaldı, ne kadar içerik değişti, böyle bir değişim var mı? Hem de yabancı yolcunun bıraktığı ve satın alma, çünkü TL karşılığı satın alıyor değil mi? Yok, yabancı para karşılığı. Yabancı para karşılığı, özür dilerim. Ne kadarlık bir değişim var? Yerliyi etkilemiştir yabancı para olarak ama. Şimdi tabii yani TL para kazanan bir kişinin duty free'den yabancı para cinsinden bir ürün satın alması noktasında bir karşılaştırma yapıyor. Yurt içinde bu ürün kaç para, yurt dışına çıkarken kaç para diye bir karşılaştırma şansı var ama bizim ana grubumuz esasında yabancı yolcular. Onlar açısından da bizde de alacağı ürünün bedeli euro, Frankfurt'ta da euro, başka yerde de euro veya dolar. Onun için orada bizim sağlamamız gereken kendi duty free alanlarımızdaki ürünlerin fiyatlarında büyük bir farkın olmamasını sağlamak. Bu konuda biz sürekli olarak zaten denetim yapıyoruz. Yiyecek içecek tarafında da tabii maliyetler çok ağırlıklı olarak TL bazlı olduğu için de orada bizim alt işletmecilerimiz ciddi anlamda yolcuların da faydasını olacak belli dönemlerde indirimleri hayata geçiriyorlar. Ama onlar da özellikle dış hatlarda yabancı para cinsinden bakarak fiyatlıyorlar kendi ürünlerini. Çünkü aynı ürünün Frankfurt'ta kaç paraya satıldığı veya aynı ürünün Amerika'da kaç paraya satıldığını biz sürekli olarak karşılaştırıyoruz. Bunun üstüne çıkarttırmıyoruz. Bunun altında olmalarını sağlıyoruz ama çok altında olmaları da ekonomik olarak zaten cazibesini azaltıyor işin. Ondan dolayı onlar da dünyadaki rekabetçi gücünü kaybetmeyecek şekilde ürünlerini fiyatlıyorlar. Toparlarsam yabancı yolcu açısından değişen bir durum yok. Çünkü onlar zaten paralarını dolar ya da euro cinsinden ceplerini alarak geliyorlar buraya. Hı hı. Türk yolcular açısından da bir karşılaştırma şansı oluyor. Ama tabii duty free'nin kendine göre bir fiyat avantajı var. Evet. Şimdi buradan tekrar bir iki dakikada toparlayacak olursak, İstanbul'dan dünyaya uçuşta yeni rotalar var mı dediğimizde özellikle bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın Amerika %50 özellikle fazla gideceğinin haberi verdi. Ona mevcutlar için. Mevcutlar için. Yeni rotalar dediğimiz. Yeni rotalar konusunda yani ne kadar agresif olduklarını ben biliyorum. Şimdi bu konularda havayolunun talepkar olması işin bir bacağı. Gidilecek ülkenin sivil havacılığının bu konuda izin vermesi ikinci bir bacağı. Orada ikili ülke ilişkileri işin içine giriyor. Yoksa Türk Hava Yolları'na bıraksalar, Türk Hava Yolları çok daha hızlı bir şekilde uçacağı ülke ve destinasyon sayısını artırır. Ama biliyorsunuz yeni Dallas'ı uçmaya başladılar. Benim bildiğim Seattle'a uçmak istiyorlar. Bir saat ötede Kanada'da Vancouver'a uçmalarına rağmen. Vancouver'ı yeni açtılar. İşte Panama'ya uçuyorlar biliyorsunuz. Orta Asya'da yeni noktaları eklediler. Yani bizim tarafta şey var. Yani talep çok yoğun ama bu tabii ikili ilişkilerle ancak geliştirilebilen bir durum. Ama bugünden sonra yeni nokta eklemek kadar eski noktaları ayağa kaldırmak da çok önemli. Bence ona da fokuslanmış durumda Türk Hava Yolları. Bizim açımızdan da şöyle bir güzellik oldu. Biz bu dönemde 11 tane yeni hava yolu geldi İstanbul Havalimanı. Bunlar da ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Bugün Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında tam anlamıyla bir hava köprüsü var. Yani Rusya'da 13-14 tane şehirden İstanbul'a uçuş var. Evet. Aynı trendi Ukrayna'da da görüyoruz. Bu tür ikili ilişkilerde tabii hem İstanbul'un hacmini büyütüyor, hem İstanbul'a gelen turist sayısını büyütüyor.
İnşallah o tarafta da yabancı hava yollarıyla da ilerlemek istiyoruz. Bakalım süreç nasıl değişecek? İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Kadri Samsunlu, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Havacılık sektörüne baktık. Doğrudan pandemi koşullarıyla hareket ettiğini de gördük bir kez daha. 15.30'da NTV'ye sorun diyeceğiz Cem Kılıç'la.